Galiba otelde sevgilisinin yanına gitti. İyi, o da çocuğunu aramasın, sevgilisiyle oralarda gününü gün etsin. Onun da umurunda değil demek ki. Aradığını söylüyor ama işte asıl diyor sevgilisini, tamam, diyor. O da yengeme kızıyor ya, sevgili yaptı diye kızıyor ya yengeme. O yüzden madem kızıyor? Madem boşuyorsa şu anda karısını, onu da hiç ilgilendirmez. Onu da hiç ilgilendirmez bu saatten sonra. Yengemi sevgilileri kendisine baksın bu saatten sonra. Ama şöyle diyor amcan, sevgilisi var, dolayısıyla aslında o bir şey yaptı, benim karım bir şey yaptı. Yani yengenin çocuğa sevgilisiyle beraber öldürdüğünü, zarar verdiğini, o yüzden ben sevgililerini söylüyorum diyor baba, amcan. Hayır, hayır Didem adım. O tarihte, bakın ben tarafsız konuşuyorum, oruçlu ağzımda, o tarihte sorun bakın yengeme Facebook, o sosyal medyayı kullanmasını biliyor muydu? Telefonu var mıydı? Yengemin telefonu yoktu, sadece amcamın telefonu vardı. Sosyal medya kullanmasını da bilmiyordu yengem. Yani amcan diyor ki, ben diyor Fatma'nın yönlendirmesiyle komşunun çocuğunu kendi çocuğum gibi gösterdim diyor. Hayır, niye kendisinin kendine özgüveni, kendi iradesi yok muymuş? Niye öyle bir şey yapmış? Amcanı daha iyi tanırsın, yok mu özgüveni? Bilmiyorum yani, orada yaşadıklarınızdan sonra yok mu sizce? Yengemin dediğini yapacak birine mi benziyor sizce? İşte benzemiyor, orada kafamız karışıyor. Fatma da Mustafa'nın dediğini yapacak birine benzemiyor. Sizce benziyor mu sevgili izleyiciler? Evet, evet. Şu düğün görüntüleri var, onu bir ekranlara getirmek istiyorum, merak ediyorum çünkü. Orada çünkü çok enteresan bir fikri var Türkan'ın. O düğün videosunu bir ekranlara getirir misiniz arkadaşlar? Verelim lütfen, birazdan bir hazır mı? Hemen verelim lütfen, buyurun. Kızın hiç olmadığı kadar bakımlı, makyaj yapmış. İşte kendisi dedi ama kendisi demiş, kuaförcüye kendisi yollamış. Ha, dikkat çekecek bir hale geldi anladığım kadar. Yani düğünden önce bir şey yok çünkü, onu sormaya çalışıyorum. Lütfen Türkan'ı da görebilir miyim ben ekranda? Türkan'ı da göreyim. Tamam, Türkan da olsun çünkü Türkan da düğünle ilgili enteresan fikri var. Yani çocuk o düğüne gitmeden önce tabii dağlarda yaşıyor, bakımsız, çok fazla işte şey değil ama düğünde bakımlı, ondan sonra saçını yaptırmış, çok da keyifli, uzun boylu, gösterişli falan, ondaki bütün güzellik ortaya çıkmış. Aynen. Birinin dikkatini mi çekti o gün düğünde? Ben sanatmıyorum dedim. Yani öyle bir şey yok ama çektiyse onu bilmem. Çünkü öyle bir şey yok. Sanetmiyorum. Çünkü orada kendisi istiyor. O üstündeki elbiseyi de Meyrem verdi. Yani satın alınmış bir şey yok. Yani üstündeki elbise Meyrem'in. Ya da Şükür'ü birileri beğensin, dikkatini... Yok dedim, öyle bir şey yok. Bir görücü verelim, evlendirelim falan mı diye düşünürüz. Meyrem'in saçı da aynı saç. Meyrem'in saçı da var orada, giyinli olan Meyrem. Aynı saç yaptırmış, o da aynısını istemiş. Ben gitmedim çünkü.
Seni götüreceklerdi. Senin ben, beni götüreceklerdi. Ben gitmedim. O oldu. Ya ama, ben onu istedim. Ama bu düğünün çok önemli. Çünkü düğünden önce bir şey yok. Düğünden önce zaten Türkan da orada. Kuzen Türkan da köyde. Köye gidiyor. Görüyor yani. Her şey sen de söylüyorsun. Ne olduysa bu düğünden sonra oldu diyorsun. Doğru mu? Yani ondan sonra bir ay sonra mesela dedi var mı o bilen 18'i bir ay sonra yani ne oldu bir tam ay sonra? Belli değil yani ne zaman oldu. Eylül Ekim diyorum ben. Ne oldu Eylül Ekim'de? Yani o aralar ben el diyorum ya o aralar diyorum ben. Yani Elma'ya gittiğim sıralar diyorum ben. Yani Ağustos'ta değil. İşte biri acaba düğünde beğendi de sonra peşine mi düştü kızını? Yok zannetmem dedi bana. Yani babası gelince dideskinin korkusundan kimse yaraşamaz. Köylü veya bizim köylerden yaraşamaz. Dedesinin korkusundan kimse yaraşamaz oraya. Neden olmasın diyor Türkan'ın da dedesi. Ne düşünüyorsun sen bu düğünle ilgili Türkan? Ya ben dedem canavar mı ya? Niye korksunlar benim dedemden? Niye köylü korkmaz mı? Köylü korkmaz mı? Ya bırak yenge kim Allah aşkına ya. Yok tamam. Dedesiyle babasından kimse yanaşamaz. Başkası yanaşamaz. Yanaşamazsa madem yıllardır sevgiliye kaçtığına nasıl inandınız ya? Sevgiliyi nereden bulmuş madem bu çocuk? Sevgili demedim. Yanaşamazlarsa. O madenci bir dakika. Amcam madem madende çalıştı, o madendekileri de tanıyordu. Madem o madendekiler de korkmuştur amcamdan, onlar da yanaşamazdı. Daha soru. Amcam tanıyordur o madendekileri. Onlar da amcamı tanıyorlardır. O zaman nasıl şüphelendin sevgiliye gittiğine? Çocuk nereden bulmuş sevgiliye? Telefonu yok. Doğru düzgün adını soyadını yazmasını bilmez. Sevgili demedim ki. Ya kocaya kaçtığına inandınız mı siz? Bizi de inandırmadınız mı 10 yıldır? Zaten kocaya kaçtığını inandın kocayı mı? Nereden bulmuş çocuk korkusundan? Amcan sor onu ben bilmiyorum. Amcan kandırdı beni. Kocaya kaçtığını inandın mı inanmadın? Ben inandım dedi ama yani onun lafıyla inandım. Telefon vardı telefonla kandırdı. Şöyle Fatma inandın mı yoksa aslında çok utandığın bir olayı nasıl açıklayamayacağını mı düşündün? Ya o da var dedi ama o daha fazla. Yani o daha fazla. Korku değil de utanma mı? Aynen. Yani o çocuğu nasıl açıklayacağımı yani o daha fazla bastırdı. Türkan'cığım korku değil de utanma diyelim mi biz ona Türkan? Ya Didem Hanım niye utanacaklar? O 13 yaşında saf bir kız yani belki kötü bir çetenin eline düştü. Ne bileyim çok kötü biri kandırdı götürdü kaçırdı belki. Ya hiç mi akıllarına gelmemiş? Niye polise gitmemişler? Hiç mi korkmamışlar? O çocuğun ardını arkasını aramamışlar. O zaman ya kendileri verdiler birine ya da o çocuk yani ya kendileri bir şey yaptılar ama bunu ikisi de biliyor adım kadar eminim. Yani hem Mustafa'nın hem de Fatma'nın bu işi bildiğine adım kadar emin misin? Adım kadar eminim. İkisi de birbirinden haberse hiçbir şey yapmaz. Öyle mi? Adım kadar eminim. Zaten şöyle söyleyeyim. Madem amcam yani amcamın nasıl biri olduğunu biliyorsun yenge. Neden bu lafına inandı? Diyemedin sevgiliyi nereden bulmuş bu çocuk diye, telefonu nereden bulmuş bu çocuk diye. Neden inandın? Amcamın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Arkadaşlar Mustafa mı yayına bağlanmak istiyor? Onlar da beni izliyorlardı şu an muhtemelen. Mustafa yayına mı bağlanmak istiyor? Bağlansın buyursun. Tabii ki bağlanıyor. Ya Mustafa nereye anlamadın? Bir anlık bir kızgınlık, öfkeyle. Biz seni anlıyoruz kardeşim. Seni anlamadığımızı söylemiyoruz. Bak seni anlamadığımızı söylemiyoruz. Seni anlıyoruz. Sana söylediği söz de yanlış, ihanet de yanlış. Yanlış yani biz bunu doğrulamıyoruz, onaylamıyoruz. Sadece üslubunda bir sıkıntı var. Direkt yayına bağlanmak istiyormuş. Bir konuşsanıza Mustafa. Tabii ki bağlanacak yani. Aksine gelecek ve kızını birlikte arayacağız yani. Bak yeğenin de diyor ki Fatma da bu işi biliyor. Doğru. Bak biliyor amcam da bu işi biliyor. Bak 4 tane çocuğu olmasa buraya gelecek Türkan. 4 tane çocuğun var değil mi? Allah sana bağışlasın o çocuklarını. Ay sağ ol, teşekkür ederim abin.